Bugün 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık için hareket et günü. Dolayısıyla bizler de Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak burada fiziksel aktivitenin önemine binaen tekrar bir aktivasyon için buluşmuş durumdayız. Bizler biliyoruz ki dünyadaki kronik hastalıkların hemen hemen tamamı obeziteden ve hareketsizlikten geliyor. Bugün Türkiye'de bayanların %25'i, erkeklerin de %15'i, yani ortalama %19.6 oranında obezite artmaktadır. Obezite görülmektedir ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bakın, dünyada en fazla obez insanın yaşadığı batılı ülkeler var %30 oranında. Bizler de artık Türkiye olarak Avrupa'da en önde gelen ülkelerin arasına yerleştik. Yani gördüğünüz o Almanya, Fransa, batılı ülkeler %15'lerde seyrederken bizler %19'la artık onları geçmiş durumdayız ve hızla da ilerliyoruz. Tabii bu kötü bir şey. Dediğim gibi tüm diyabetten tutun hipertansiyona, böbrek hastalıklarına, kalp hastalıklarına, hepsinin altında yatan ana etmen obezitedir ve hareketsizliktir. Dolayısıyla biz erişkin insanların en az haftada 3 gün yüksek aktivitede bir spor faaliyeti yürütmesini istiyoruz. Tabii ki 40 yaşın üzerindeki insanlar bunu yaparken mutlaka doktor kontrolünde olmalılar. Eğer kronik bir hastalıkları varsa mutlaka bunu hekim kontrolünde yapmalarını öneriyoruz. Maalesef ki çocuklarımızda da artık obezite artmaya başladı. Şu an yapılan ciddi bir çalışma olmamasına rağmen yerel çalışmaların ortalaması çocuklarımızın da artık %10'una yakınının obezite sınırına dayandığı veya obez olduğunu göstermektedir. Bizler Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bugün burada değerli çalışanlarımızı öncelikli düşündük. Çünkü evet, biz bugün bu aktiviteler vasıtasıyla Erzurum'da 3000 tane bisiklet dağıtmış olduk. Bugün de şöyle arkadaşlardan gelen istekler, yoğun talepler üzerine dedik ki bizim kendi ve Sağlık Müdürlüğü'nün çalışanlarından oluşan, özellikle firma çalışanlarına, asgari ücretle çünkü bu arkadaşlarımız çalışıyor. Çünkü öbürleri hemen itiraz ettiler. Biz niye çocuklarımızı alamıyoruz? Dedim ki eğer siz de asgari ücretle çalışmayı kabul ediyorsanız bir bisiklet de size vereyim. Kabul etmediler tabii ki. Aşağı arkadaşlardan, yani velhasılı bizim firma olarak çalışan tüm arkadaşlarımızın birer tane çocuklarına ve Sağlık Müdürlüğü'nün de aynı olmak üzere yaklaşık 200 tane bisikleti inşallah bugün çocuklarımızla burada buluşturacağız. Çocuklarımıza özellikle şunu hatırlatıyoruz. Kasksız bisiklete binmiyorlar. Trafikte, aktif trafikte kesinlikle kullanmıyorlar. Daha çok bisiklet alanlarında ve yayanın üstün olduğu, yaya geçişinin olduğu yerlerde kullanıyorlar. Veya da şu an artık çoğusu köye falan gidecek yaz tatilinde veya taşrada yaşayanlar mahallelerinde olacak. Trafik kurallarına uyarak mutlaka bisikletlerimizi kullanacağız. Allah korusun, spor yapalım derken farklı bir kazaya mahal vermeyelim. Şimdiden bir de burada bir sembolik olarak bir iki tane aktivitemiz olacak. Burada spor hocamız kısa bir sizlere kültür fizik hareketi yaptıracak. Sağlığın önemine binaen biraz önce belirlediğim o obeziteyle mücadele anlamında. Aslında burada öğrendiğiniz hareketleri her gün 10'ar dakika yaparsanız bakın kronik hastalıklarda yarıdan fazla, %50'den fazla bir azalma, kendi vücudunuza bir iyilik yapabilirsiniz. Birincisi o fiziksel aktiviteyi yapacağız hemen. Peşine de yarışmaya katılmayanları şöyle ortaya alırız. Ortaya mı alalım, kenarlara? Kenarlara alalım. Sayın Müdürümüz de buradalar. Serhat Bey de buradalar. Sayın Müdürümüz. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar kendi aramızda konuşmayalım. Bir saniye bitiyor. Sayın Sağlık Müdürümüz Profesör Doktor Serhat Van Çelik de aramızdalar. Kendisini de alkışlayalım. Hoş geldiler. Kendisi bizim hareketli yaşam ve sağlıkla ilgili düzenlediğimiz her organizasyona sağ olsun. Bizzat kendileri katılıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.
sorun yok. İyi ses. Planladığımız, 10 Mayıs'ta devreye soktuğumuz bugünkü Sağlık İçin Hareket Et programını burada noktalayacağız. Ancak gereksiz değerli katılımcılarımıza, hakikaten çok renkli bir organizasyon oldu. Biz anlıyoruz ki seneye bunu veya bir dahaki organizasyonumuz inşallah farklı bir obezite aktivitesinde, bu sahada tamamen farklı platformlarda bir olimpiyat niteliğinde inşallah bir olay düzenleyeceğiz. Daha fazla hediye vereceğiz. Daha katılımın bol olduğu ve daha önceden duyuracağız. İnsanlar hazırlanacaklar buna inşallah. Hediyelerimiz de daha büyük olacak inşallah. Solmaz Hanım'a kocaman bir alkış. Şöyle buyurun. Erkeklerde de birinci olan Ömürcan Çiftçi. Sayın Sağlık Müdürümüzü
birincilerin bisikletlerini vermek üzere buraya davet ediyorum. Hocam altına çiziyorum. İkisi de aynı köyde. Evet. Tebrik ederiz. Açık ara birinci oldunuz. Tebrik ederiz. Öğretmenlerimiz de buradayken bakanlığın yaptığı çalışmada ortaokul ve üzerinde, ortaokul ve lisedeki çocuklarımızın %72'si hiçbir hareket yapmıyor. Bakanlığımız bu yıldan itibaren özellikle beden eğitimi dersleri başta olmak üzere çocuklarımızı harekete geçirecek çeşitli eylem planları hazırlıyor. Lütfen en azından beden eğitimi derslerinde çocuklarımız test çözmesin. Hareket ilerideki yaşam biçimlerini belirleyeceği için lütfen onlara hareket etme şansı verelim. Ben tabii yarışa katılıp sadece hedefi bitirmek olan dereceyle alakası yok. Bitirdiğim için ben de kendi adıma mutluyum. Arkadaşları tebrik ediyorum. Buyurun. Tıp sekreteri. Karayazı'dan gelen tıp sekreter arkadaşımıza dikkat ettiyseniz bayanlar yarışında açık ara birinci oldu. Niye? Çünkü evet. Köylerde aktif keten taramasına gidiyor. Sadece o değil. Şimdi solduğumda onu söylüyor. Haftada en azından bir gün iki gün voleybol oynuyoruz. Düzenli spor yaptığını söylüyor. Onun için biz gerçekten ne kadar zor olursa olsun sporu yaşamımıza entegre etmeliyiz. Peki tebrik ederiz. Bir fotoğraf alalım istersen.